Sayın Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterim, Sayın Belediye Başkanlarım, çok kıymetli kurum amirlerim, kıymetli misafirler. Kulu Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk temelini atacak olan değerli yatırımcılarımızdan TCC Grup Şirketi'nin Bafurya markasının temel atma törenine hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu Organize Sanayi Bölgesi 1997 yılında yer seçim çalışmalarına 400 hektar olarak başlamış ve 2001 yılında tüzel kişiliğini kazanarak Türkiye'nin 186. sanayi bölgesi olmuştur. 2017 yılında imar planı çalışmaları tamamlanıp 108 hektar içerisinde çeşitli metrekarelerde olmak üzere 59 adet sanayi parseli elde edilmiştir. 2021 yılı sonu itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesinde altyapı ihalemiz gerçekleştirilmiş olup 2023 yılı sonunda altyapımız tamamıyla tamamlanmıştır. Tahsis süreçlerimizin devam ettiği organize sanayi bölgemizin en önemli avantajları lokasyonu, başkentimize olan mesafesi, ulaşım ağının kolaylığı ve 4. teşvik bölgesinde yer alıyor olmasıdır. 2024 yılı içerisinde inşallah 5 tane firmamız temelini atacak olup diğer firmalarımızın da ruhsat çalışmaları devam etmektedir. Toplamda tahsisini gerçekleştirmiş olduğumuz firmaların kapatacakları alan 150 bin metrekare olmakta olup bu kapatacakları alanın ilçemize olacak olan kazanımı yaklaşık 5 milyar TL civarındadır. Sayın Kaymakamım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Genel Sekreterim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Kurum Amirlerim, değerli misafirler. Bugün burada kakao fabrikasının temel atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Bu önemli günde sadece bir fabrikanın temellerini atmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgemizin geleceğine büyük bir yatırım yapıyoruz. Bafurya Kakao Fabrikası yıllık 30 bin ton üretim kapasitesiyle yalnızca Bafurya'nın değil tüm bölgenin kalkınmasına önemli bir ivme kazandırmayı hedeflemektedir. Kuracağımız bu tesis 90 ile 100 kişiyi doğrudan istihdam edecek ve bu sayede birçok ailenin iş imkanını sağlayarak bölge ekonomisinin canlanmasına da katkı sunacaktır. Çalışmalarımızın burada üretecekleri her bir ürün hem Bafurya'ya hem de ülkemize değer katacaktır. Kuracağımız bu fabrika yalnızca ekonomik bir yatırım olmanın ötesinde çevresel ve sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde barındırmaktadır. Çevreye duyarlı üretim tekniklerini benimseyerek sürdürülebilir kalkınma modelini destekleyeceğiz. Yenilenebilir enerji kullanımını, atık yönetimini ve su tasarrufu gibi uygulamalarla çevre dostu bir üretim gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar birçok ülkeyi ziyaret etme şansına sahip oldum. Her ziyaretimde gittiğim her ülke ve her şehirde devletimizin desteğini daima yanımızda hissettik. Bugün burada bu temel liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika kıtasında yıllardır ektiği tohumların ve gösterdiği çabaların bir yansımasıdır. Bu yatırım sadece ülkemiz değil Afrika'nın da kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunacak. Ayrıca Afrika kıtasıyla ülkemiz arasındaki bağları güçlendirecektir. Bu projede yerine koyulan her bir tuğla bölge halkımızın refahı ve geleceği için atılmış bir adımdır. Bafurya Kakao Fabrikası bölgesel kalkınmayı teşvik edecek, gençlerimize ve özellikle kadınlarımıza daha fazla istihdam fırsatları sunacaktır. Bu vesileyle destek veren başta Sanayi Bakanlığımız olmak üzere yerel yönetimlere, iş ortaklarımıza ve projenin hayata geçmesi emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha ileriye taşıyacak nice projelerde buluşma dileğiyle Bafurya Kakao Fabrikası'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sayın Kaymakamım, değerli hocam, Harun hocam, çok kıymetli belediye başkanımız, başkanlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, değerli il müdürlerimiz, konunun çok güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, Büyükşehir Belediye'mizin değerli genel sekreteri, benim yıllarca beraber olduğum, beraber çalıştığım mesai arkadaşım, çok değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii ben çok heyecanlıyım. Aslında zaten heyecan seviyem yüksektir ama burada biraz daha, bir kat daha heyecanım arttı. Neden arttı? Çünkü yıllarca eksikliğini hissettiğimiz, mahrum kaldığımız bir teşebbüsün şu anda başındayız. Genç kardeşim İbrahim Bey biraz önce ifade etti. Onun öncesinde değerli hocam Kur'an-ı Kerim'le hepimizin gönüllerine su serpti. Bunlar çok güzel şeyler ama ülke olarak yığınla sorunla karşı karşıyayız. Etrafımızda bir ateş çemberi var. Bu çemberden kurtulmanın en önemli şartı kalkınmamız. Güçlü, müreffeh, yarınına umut veren bir ülkenin, bir Türkiye'nin gelişip ortaya çıkmasıdır. Allah'a hamd ediyoruz, çeyrek asırdır Türkiye'de ciddi, savunma sanayinde ciddi hamleler doğdu. Ve umudumuz bir kat daha arttı. Ama yerel bazda çalışmaların, merkezi yönetimin bu çalışmalarına katkı sağlaması şarttır. Bu manada ilçe belediye başkanımızın genç, enerjik yapısı bize umut veriyor. Geçmiş dönemlerde ki burada Murat Bey de burada görüyorum. Kendisine teşekkür ediyoruz. Emeği geçen bütün başkanlarımıza, yerel yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun oluşmasında ve bugün bu noktaya gelmesinde hepsinin emeği var, hepinizin emeği var. Kuluların emeği var. Kulu destan yazacak Allah'ın izniyle, destan yazacak. Biraz önce ifade edildi, ciddi bir istihdam kapasitesine ulaşacak olan bu tesis, ben inanıyorum ki çok kısa süre içerisinde yan sanayiyle birlikte kulu sanayiyle el ele vererek ve başkentte yine el ele vererek çok daha güçlü bir ses haline gelecektir. İlaç sanayinde de kullanılacak olan bu madde kakao, bugün ikinci fabrikası, Türkiye'deki ikinci fabrikasının temelini atacağız. Ben sözü uzatmak istemiyorum. Eğer varsak varlığımızı bu eserlerle ispat edeceğiz. Eğer yoksak zaten öldük demektir. Ama ölüden hiç kimseye fayda gelmez. Biz varlığımızı ispat edeceğiz. Ve biz dünyaya umut vereceğiz inşallah. Kuludan bu ses yükselecek. Sayın Kaymakamım, Genel Sekreterim, Belediye Başkanım, Sayın Vekilim, Kıymetli Hazurum, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Organize sanayi bölgeleri Türkiye'de çok güzel uygulamalarıyla dikkat çekiyor bütün dünyada. Hatta başka ülkelere de örneklerini Türkiye'ye görmeye geliyorlar. Organize sanayi bölgeleri devlet tarafından yapılan altyapıyı sanayiciler için hazırlık yapılıyor. Bazen uzun sürebiliyor. Kulu bunun örneklerinden bir tanesi. 1997 yılında yer seçimi başlamış. 2024 yılında ilk temeli atıyoruz.
Bu konuda emeği geçen önceki belediye başkanlarımıza, uğraşan Sanayi Bakanlığımızdaki bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz ama her şeyin de bir zamanı var. Biraz önce Organize Sanayi Bölge Müdürümüz yatırım yapacak firmalarla alakalı bilgileri verdi. Büyüklüğüyle alakalı bilgileri verdi. 400 hektar bir alanda Organize Sanayi Bölgesi burada ilan edildi. Ama hepsi değil, bir kısmında altyapı çalışmaları yapıldı. 108 hektarda altyapı çalışmaları yapıldı. Yani önümüzde bunun 4 katı kadar daha yerimiz var. O yüzden biz yatırımcılarımızı buraya bekliyoruz. Şu anda burada yatırım yapan fabrikamıza ve yatırım yapacak olan biraz önce sayılan firmalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz bu kurulacak fabrikalara da her türlü destek ve teşvik vermeye devam edeceğiz. Bu organize sanayi bölgesi ve bu fabrika kuruluşunda katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüz Sayın Behbe Konaroğlu Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamım, kıymetli misafirler. Selamünaleyküm. Çok kıymetli Kaymakamım, İl Müdürlerim. Dünyevi ünvanlardan hangisini sayacağım bilemediğim kıymetli başkanım ki Halil Ürün büyüğümüz de Harun Aytaç ağabeyimiz. Zor zamanda, İsmet Özel'in tabiriyle zor zamanda konuşan büyüklerimizdi. Onları ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Halil Ürün Başkanım'la biraz evvel selamlaşınca şöyle bir baktım. Başkanım zamanında başlamıştım ben. 34 yıl geçmiş. Hakikaten yıllar rüzgar gibi geçiyor. Zamanla yarışarak bu hizmetleri yapmak lazım. Hadimi Hazretleri buyuruyor ki, kamil kişi odur ki koya her yerde bir eser. Eseri olmayanın yerinde yerler eser diyor. Yani kuludan çıkmış bunun bir evladının kıtalar arası bir vizyon burada ortaya koyması bizi hakikaten, beni de acizane heyecanlandırdı. Tebrik ediyorum. Sayın Kaymakamımızı, yönetim kurulu başkanı olarak belediye başkanımızı ve geçmiş belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Bu bayrak yarışını bir yol kazası olmadan tamamlamışlar. Siftah Bafurya'dan, bereket Allah'tan diyelim. Allah tamamına erdirsin. Hayırlı hizmetler nasip eylesin. Kaza bela vermesin. Hayırlı olsun. Sayın Kaymakamım, sayın vekillerim ve değerli protokol, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hepimiz hoş geldiniz. 30 yıla yakın ilçemizin hayali olan temel atma törenimizde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyar, teşrifleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Bugün ilçemiz için tarihi bir adımın ilk bir başlangıcı olacaktır. Öncelikle ilçemizin ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi için geçmişten bugüne taş üstüne taş koyan, emek veren herkesten Allah razı olsun. 2001 yılında 186 nolu sicil numarası alarak tüzel kişiliğini kazanan organize sanayi bölgemizin 108 hektarlık alanda yapılmış imar planı ile 59 adet sanayi parseli elde edilmiş ve bugün itibariyle bu parsellerimizin yaklaşık %50'sinin tahsisi gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı sonuna kadar 5 fabrikamızın temelinin atılacağının müjdesini buradan paylaşmak istiyorum. Ve bundan da mutluluk duyuyorum. İnşallah aramızda şu an bulunan 9 kıymetli firmamız da 2025 yılı içerisinde temellerini atmış olacaktır. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük, güçlü, tam bağımsız Türkiye istikametine, Türkiye yüzyılını inşa etmek adına kol uyup önümüzdeki dönemlerde yıldızı parlayan şehirlerden biri olarak görüyoruz. Toplamda 400 hektar olarak planlanan organize sanayi bölgemiz bulunduğu lokasyon, ulaşım, ağ ve stratejik limanlarımıza olan yakınlığı ile devletimizin ve sizlerin destekleriyle hem ilçemiz hem de organize sanayi bölgemiz bölgesinde hak ettiği seviyeye hep birlikte gece gündüz, yaz kış demeden el ele, omuz omuza yükselteceğiz.
sözlerime son verirken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza yatırım ve ARGE teşvikleriyle organize sanayi bölgemize ve tüm organize sanayi bölgelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada yatırımını yapacak olan İbrahim Güngör Beyefendi'nin yapacağı yatırım hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kakao Türkiye'nin birçok bölgesinde işlenmiş halde üretim tesislerinin içerisine iletilmektedir. Türkiye'mizde yıllık ortalama 750 bin ton civarında kakao ihtiyacı olmakta olup bunun yaklaşık 250 bin tonunu ülkemizde bulunan İbrahim Güngör Beyefendi gibi yatırım yapan iki tane daha firmamız devam ettirmektedir. Bunlardan bir tanesi işleyimeyi kendisi yapıp dış piyasaya da satış sunmakta. Bir diğeri tamamen kendi içerisinde kullandığı için satış imkanı yoktur. Bu nedenle İbrahim Bey'in yaptığı bu yatırım bölgemizde değil, ülkemizde ikinci yatırım olarak anılacaktır inşallah. Geriye kalmış olan yaklaşık 500 bin tonluk bu açıkta bulunan kısmın tamamı yurt dışından buraya ithal olarak gelmektedir. İnşallah burada 10 bin metrekare kapalı alanda yüzü geçkin kişi ile istihdama başlayacak olan İbrahim Güngör Bey'in bu yatırımı ilçemizin sınırlarının dışına taşımakla kalmayacak, Avrupa bölgelerine şimdiden ihracat çalışmalarını başlattığını bildiğimiz İbrahim Bey'in bu vesileyle ilçemizin ismini aynı zamanda kıtalar arasına da inşallah taşıyacaktır. Sadece bu yatırımımız değil, burada şu an aramızda bulunan diğer kıymetli yatırımcılarımızın da yurt dışındaki birçok ülke ile ihracat gerçekleştirdiğini biliyoruz. Kısmet olursa bizim buradaki bu başlangıcımız sadece buraya istihdam olarak bir katkı sağlamayacak. Aynı zamanda ilçemizin sosyal, ekonomik ve kültürel anlamında gelişimine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Sayın Milletvekilim, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, saygıdeğer Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz, çok kıymetli belediye başkanlarımız, basınımızın güzide temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, kıymetli çalışma arkadaşlarım, hülasa çok kıymetli kurulu hemşehrilerim, öncelikle böyle güzel ve özel bir günde aranızda bulunmanın verdiği mutluluğu ifade etmek istiyorum. Hepinize teşriflerinizden ötürü şükranlarımı arz ediyorum. Tabii Sayın Müdürümüz, OSB Bölge Müdürümüz sağ olsun, biraz önce bizim söyleyeceğimiz aslında her şeyi ifade ettiler bizim adımıza. Ben aslında sözü de çok uzatmadan, çünkü çok güzel şeyler söylediler bizden önce konuşma yapan büyüklerimiz, yöneticilerimiz, il müdürlerimiz sağ olsunlar. Öncelikle kulumuz adına nasıl bir katkı sağlayacağını değerlendiriyor. Çok kısa ifade etmek istiyorum. Malumunuz, kulumuz potansiyeli olan, aslında İstanbul'a yakın olan, aslında Adana'ya yakın olan, aslında Ankara'ya yakın olan, aslında Konya'ya yakın olan, hülasa bütün Türkiye'ye yakın olan merkezi bir konumda. Dolayısıyla tabii başta İbrahim Bey olmak üzere çok kıymetli 14 yatırımcımıza bu anlamda da bir garanti vermek üzere bunları ifade ediyorum. İlçemiz geçiş noktası, ilçemiz merkez bir nokta ve ilçemiz gerçekten büyümekte ve kalkınmakta olan bir ilçe. Dolayısıyla inşallah sizler de İbrahim Bey gibi yatırımlarınızı yaptığınız anda gerek iş gücü noktasında, gerek ürettiğiniz ürünlerin yurt dışı başta olmak üzere, keza yurt içi yönlendirilmesinde sağlayacağınız kolaylık noktasında zaten sizler bunun farkında olarak, bunu gözlemleyerek, ferasetinizle, öngörünüzle bunu gözlemleyerek burayı seçtiniz. İnşallah sıkıntı yaşamayacağınızı ben değerlendiriyorum, düşünüyorum. Keza kurulu hemşehrilerime, özellikle esnaf kardeşlerimize, dostlarımıza yine organize sanayi bölgemizde yapılacak üretim olsun. Üretim girdileri ve çıktılarının kulu esnafımıza, yerel esnafımıza sağlayacak katkıları noktasında ben gerçekten heyecanlanıyorum onlara. Çünkü hem üretim sürecinde hem ifade ettiğim gibi üretim öncesi ve sonrası süreçte
mutlaka bunun doğrudan ve dolaylı olarak sizlere çok ciddi katkısı olacaktır. Tabii sağlayacağı istihdam düzeyi, işte ilçemize biraz önce müdür beyim ve belediye başkanımızın ifade ettiği gibi, sayın il müdürümüzün ifade ettiği gibi, dolaylı yatırımdan harici olarak söylüyorum bunu. Mutlaka çok daha fazla dolaylı ve doğrudan katkı sağlayacaktır ilçemize. Tabii büyüklerimizin bir nasihati var malum. Hayırlı işlerde acele etmek lazım, sözü çok uzatmamak lazım. Ben sürecin başından beri ilçemizde organize sanayi bölgesinin kurulmasında, onayların alınmasında, tesislerin yapılmasında, emeği geçen en başta tabii talimatlarıyla bu işe vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, yine bu memleketin kıymetli evladı, yüz akımız Sayın Fahrettin Koca Bakanımıza, keza Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, çok kıymetli milletvekillerimize, kıymetli belediye başkanımıza, bir önceki dönem belediye başkanlarımıza ki onların da katkısı emeği gerçekten çoktur, çok hassas yaklaştık tahsis sürecinde. Sürecin bu noktaya gelmesinde de mutlaka çok ciddi katkıları var. Ve en çok da tabii iş adamlarımıza, yatırımcılarımıza kucak açan, ev sahipliği yapan kulula hemşerilerime şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah hayırlı olur, inşallah güzel olur, inşallah amaçladığımız her şeye bu vesileyle kavuşmuş oluruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bugün Sanayi Televizyonu olarak, Sanayi TV olarak Kulu Osebe'nin açılış törenindeyiz. Kulu Osebe'deki firmalardan temel töreni düzenlenmiş olan ilk firma olan TCC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Güngör'le beraberiz. İbrahim Bey merhabalar, hayırlı olsun. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Biraz firmanızla alakalı ve yapacağı işlerle alakalı biraz bize biraz bilgi verebilir misiniz? Firmamız Ankara merkezli bir firma. Konya Kulu Organize Sanayi Bölgesi'nde şu an için bir kakao fabrikası kurmayı planlıyoruz. 2017 yılında kurulduk. Sağlık, petrokimya gibi birçok sektörde faaliyet gösterdik. 2021 yılından bu yana da kakao ve türevleri noktasında bazı çalışmalarımız oldu. Öncesinde fil dişinden ve Gana'dan Avrupa'nın birçok ülkesine, Amerika'ya ve Balkanlara fil dişinden ihracatlar yaptık. Şu an için ülkemizdeki bu ithalat sıkıntıları, mevcuttaki pazar sıkışmasından kaynaklı ülkemize ithal etmekten ziyade merkezimizi burada kurup var olan ham maddeleri Türkiye'ye getirerek burada işleyip iç piyasaya mal vermeyi düşünüyoruz. Allah nasip ederse de bugün temelini attığımız Vafur ve Kakao Fabrikası'nın açılışını 2025 Mayıs'ın 15'inde yapmayı planlıyoruz. Hayırlı olsun. Ne kadar istihdam sağlayacak bu fabrikamız? Şu an için yıllık olarak 30 bin ton kapasiteyle başlayacağından dolayı 90 ile 100 kişilik doğrudan bir istihdam düşünüyoruz. Bu kapasite yıllara bölünerek 5 yıl içerisinde 100 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz. Bu süreçte 300'ün üzerinde kişiyi doğrudan istihdam etmeyi düşünüyoruz inşallah. Peki kakaodan mamul madde üretimi de yapılacak mı burada yoksa sadece kakao olarak mı düşünüyorsunuz? Kakao aslında kendi içerisinde çekirdek birkaç tane türeve ayrışabiliyor. Kakao tozu, bu kakao tozu kendi arasında ayrışabiliyor alkalize ve natural olarak. Aynı şekilde kakao yağı, deodorize ve natural olarak. Aynı şekilde kakao kitlesi, likör ve kitle olarak ayrılabiliyor. Bizim buradaki işlevimiz sadece çekirdekten bu kakao türevlerini üretip kakaoyla üretim yapan, kakaoyla farklı çeşitler üreten fabrikalara, üreticilere ham maddeyi sağlamak olacak. Son olarak şunu sormak isterim. Yurt dışına ihracatınız da olacak mı bu ürünle alakalı? Yoksa iç piyasada zaten yeterince ihtiyaç olduğu için tamamını iç piyasada mı tüketmeyi düşünüyorsun? Şu an için bilginiz dahilinde Konya Kulu Konya'ya, Karaman'a, Ereğli'ye, Ankara'ya neredeyse 1,5 saat, 1 saat uzaklıkta olan bir merkezde. Bizim 30 bin ton üretimimizle aslında sadece iç piyasaya, yani bu bahsettiğim bölgelere dahi zor yetişebileceğimiz gözüküyor. Fakat biz ülkemizde döviz kazandırma noktasında bazı çalışmalar yaptığımızdan kaynaklı Avrupa ve Rusça konuşan ülkelere de üretimimizin en az bir %40'ını göndermeyi düşünüyoruz.
Peki, hayırlı olsun, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizlere de buraya kadar geldiniz, bize şeref verdiniz. İnşallah diğer yatırımcı arkadaşlarımız da bu konuda temellerini en erken sürede atıp kulumuza, bölgemize, ülkemize gerekli istihdamı, gerekli desteği, gerekli hizmeti sağlayacaklardır. Teşekkür ederim.